Ben Mehmet Çalışkan, DJ Kök Çalışanı, TEDAŞ Çalışanıyım. Bize hiçbir gerekçe sunulmadan, hiçbir şey sunulmadan sadece biriminiz kapanıyor dediler. Ondan sonra biz haberimiz yokken, ben yıllık izindeyken bir de aradılar. Ben bugün gitmişim, bana diyor ki iş çıkışı. Sebep ne? Sebep işte küçülme gideceğiz gibisinden. Birim kapanması gibi bahaneler uğraştırıp ve beni yukarıda almadılar. Hiç kimseyle görüştürmediler. Ondan sonra gönderdiler. Tazminat mazminat hiçbir şeyden şey etmediler. Mağdurum zaten depremzadeyiz. Binamı depremzadeyiz. Şu anda yani 9000 kira veriyoruz. Veriyorum. Mağdurum işte. Benim evim ağır hasar. Eşya kalmamış, hiçbir şey kalmamış. O şekilde bizim mağduru daha da mağdur ettiler. Bizi daha önceden arayıp da bak arkadaş tam birim kapanabilir. Bizi başka bir birimde de değerlendirebilirlerdi. Yani bizim altta bile almadılar. Bize diyebilirlerdi mesela bayramdan sonra da aktarabilirdiler. Niye bayramdan önce askeri ücrete zam yapıldı diye neden bizi bayramdan önce bizim iç çıkışlarımıza verdiler. Sadece biz değil, epey bir personel var. Onların da iç çıkışlarını vermişlerdir. Dicle enerji sektöründe çalışıyordum. Kaynakçıydık. Haziran 23'te Dicle Enerji'nin insan kaynakları bizi aradı. Bizi çağırdılar, biz gittik. Hak hukuklarımızı hesaplamıştılar. Bizim istediğimiz hak hukuklar değildi. Sanki baskı altındaydık. Ona imza attık. Bir de düşündüğümüz şey bizim aramızda olan mağdur insanlar var. Çok mağdur olan insanlar. Mesela Ayhan Tekin, Mehmet Çalışkan, o diğer arkadaşlarımız vesaire. Arkadaşlarımız hepsi depremzedeydi. Bizim çıkışlarımızdan önce en az bir 15 gün, 20 gün öncesi bize haber verilmesi lazımdı. Yani direkt hani bizi çağırıp da bu asgari ücretler zam olunca yani neye dayanarak yani bunu yaptılar yani. Gerekçe olarak hiçbir şey sunmadılar. Direkt insan kaynakları bizi çağırdı. İmza attım buraya, tazminatınız, hukukunuz, haklarınız budur. Biz de imza attık, çıktık yani. Şu anda biz mağduruz. Yani bu deprem bölgesinden yani bizim çıkartmamız bence biraz mantıksız yani. Ben bunu diliyorum. Yani şu an itibariyle 5 işçi başvuru yaptı. Kendi birimlerinde çıkartılan işçi sayısı 8 işçi olarak görülüyor. Ancak sadece DEPSAŞ'a yönelik değil, şu an bir veya birden çok kurum kuruluşta iş akitleri sonlandırılan işçiler var. Bunun temeli de şu anki ekonomik durumdan kaynaklı. Özellikle asgari ücretin artışıyla birlikte birçok kurum, fabrika işçi çıkartıyor maalesef. Ve bu işçiler birçok şekilde hukuki başvurularını önünü kesmek için yasal olmayan birçok işleme başvuruyorlar. Bunlardan bir kurum da DEPSAŞ. İşçiler çıkartılırken çeşitli sözleşmeler imzalattırılıp özellikle işçilerin dava açma yolunu kapatmak için sözleşmeleri imzalatıp iş akitleri sonlandırılıyor. Bu da müvekkiller açısından ciddi hak kaybına neden oluyor. Ondan kaynaklı şu an özellikle bize başvuru yapan şu an işlemlerini gerçekleştirdiğimiz işçilere yönelik ikale sözleşmesi düzenlenmiş DEPSAŞ tarafından. İkale sözleşmesinde açıkçası tazminatını diğer hukuki davaların açmama noktasında da sözleşmede ibare geçirip müvekkillerin özellikle işe iade davası açması noktasında önleri kesilmeye çalışılmıştır. Şu durumda şu an itibariyle biz işe iade davası, müvekkillere ilişkin işe iade davası açmış bulunmaktayız.